Temiz diş hastalanmaz. Bunu herkes bilir. Eğer dişte bir delik oluşur veya diş eti hastalanırsa sebebi genelde kötü diş bakımıdır. Diş bakımını ihmal edenin kendine bir yararı olmaz. Buna sadece ağız boşluğunda görünmeyen yaratıklar sevinirler. Dişler, diş eti, mikoza zarı ve dil üzerindeki ince tükürük tabakasında milyarlarca mikroskopla görülebilen küçük canlı varlıklar yaşamaktadır. Özellikle bakteriler mevcuttur. Burada bin misli büyütülmüş olarak görülüyor. Genelde birlikte yaşam uyumlu bir biçimde gerçekleşmektedir. Ancak denge bozulduğunda bilhassa saldırgan mikropların sayısı arttığında dişler ve diş eti için kötü sonuçlar oluşabilir. Başlangıçta dişler üzerinde bilim adamlarının plak adını verdikleri bir tabaka oluşmaktadır. Dişler üzerinde yaşamayı seven bakteriler diş yüzeyine yapışırlar ve burada hızlı bir şekilde çoğalırlar. Engelsiz olarak 72 saat gelişmeden sonra 1 miligram diş basında 100 ila 300 milyon mikroorganizmalar bulunur. Bu yoğun bakteri ağı dişleri ve dişetini hasta eder. Bakterilere şekerli gıda maddeleri verilirse dişler çürüyebilir. Bilhassa streptok adındaki bakteriler şekeri çok sever ve sindirirler. Bu esnada asit oluşur ve bu asit dişlere zarar verir. Diş çürümesi yavaş yavaş başlar ve kesinlikle dişte delik oluşur. Ne kadar fazla şeker olursa o kadar hızlı bakteriler çoğalır ve daha fazla asit üretilir. Diş çürümesinin meydana gelmesi için dört unsur bir araya gelmek zorundadır. Şeker, dişler, bakteriler ve zaman. Bu unsurlardan bir tanesi mevcut olmadığından çürüme işlemi yavaşlar veya hiç oluşmaz. Eğer diş pası bakterileri iyice temizlenir, ve şekersiz gıda maddeleri yenirse diş çürümesi önlenebilir. Düzgün bir sıhhi ağız bakımı sadece diş çürümesini önlemez. Ayrıca diş eti de sıhhatli kalır. Bakteriler diş eti kenarına da yerleşir ve buraya da zarar verirler. Yine ürettikleri toksin olarak adlandıran maddelerle bu zehirli maddeler diş etini iltihaplandırır ve tedavi edilmesi cep oluşur ve kemik kaybına yol açarlar. Eğer bakteri tabakaları giderilmezlerse zamanla mineral maddeler yerleşir, tabakalar sertleşir, kireçlenir ve diş taşı oluşur. Bu diş taşları sadece ultrases cihazı ve hassas el cihazlarıyla giderilebilir diş taşı da daha fazla diş pası oluşmasına yol açar. Böylece durum daha kötüleşir. En iyisi tabii ki çürümenin bu kadar ilerlemesini önlemek. diş pasını, çürümesini, diş taşını ve diş yatağı hastalıklarını önlemek istiyorsanız sıhhi ağız bakımı için neyin gerekli olduğunu bilmelisiniz. Bu doğru bir el aletiyle başlar yani diş fırçasıyla, kısa başlı fırçayla tüm köşelere ulaşabilirsiniz. Fırça kılları suni maddeden olmalıdır. Doğal maddeden oluşan fırça kıllarında bakteriler yerleşirler ve bundan dolayı böyle fırçalar ağza sokulmamalıdır fırça kılı uçlarının sivri olmamaları ve yuvarlak olmaları çok önemlidir. Ancak bu şekilde diş eti yara almaz. Diş yüzeyindeki tabakaları tamamen yok etmek için dişler en az 3 dakika temizlenmelidir. Tabii ki her yemekten sonra ve yatmadan önce. Elektrikli diş fırçaları da birçok kişinin ağzında. Bunlar titreşimli ve döner prensipli fırçalardır özellikle ağızda çene ortopedikleri, ortopedik aletleri bulunan çocuklarda ve gençlerde motorlu temizlik makineleri yaygındır. Ancak yetişkinlerde de elektrikli diş temizliği hiç yapılmayan, uygunsuz yapılan diş temizliğinden iyidir. Birçok diş macunlarında floritler mevcuttur. Florit bileşimleri diş minesini güçlendirir ve böylece dişleri çürümeye karşı korurlar. Diş fırçası yanında günlük diş bakımı için diş ipliği de önemlidir. Diş ipliği ile diş fırçasının ulaşamadığı yerlerdeki diş basını temizleyebilirsiniz. Örneğin diş aralarında. Diş ipliğinin ve diş fırçasının doğru kullanımları kolay olmadığından ilk kullanım diş doktoru muayenehanesinde denetim altında yapılmalıdır. Problemli alanlarda örneğin büyük diş aralıklarında sabit yedek dişlerde veya çene ortopedik aletlerinde bu özel yardımcı malzemeler gereklidir. Örneğin çam ağacı şeklinde diş aralıkları için kullanılan fırça gibi. Özel yumuşak süperflos diş ipliği, tibbi kürdan veya tek demetli fırça gibi. Hangi malzeme ne zaman kullanacağını en iyi diş doktoru bilir. Ağız duşu ile diş bası giderilemez ancak doğru kullanıldığında yiyecek artıkları uzaklaştırılır ve diş eti masaj edilir. eğer kullanılmadan bir köşede dururlarsa ve sistemsiz olarak dişler fırçalanırsa ne yazık ki en iyi temizlik malzemeleri bile bir işe yaramaz. Bu şekilde ancak kir yayılır. Doğru ve etkin diş temizliği öğrenilmelidir. En iyisi doğru kullanımı diş doktoru muayenehanesinde göstermektir. En iyi diş temizleme metotlarından biri değişken bas tekniğidir. Özellikle gençler ve yetişkinler için uygundur. Bu teknikte ilk önce diş fırçası fırça kılları diş eksenine 45 derecelik açı yapacak şekilde tutulur. Daha sonra fırça diş eti ve diş aralıklarına sürülür. Hafifçe bastırarak küçük daireler ve titreşimler oluşturarak dış yüzeyi temizlenir. çözülmüş artıkları çıkarmak için daha sonra fırça dışa çevrilir. Bu işlem her bölümde 3-4 defa tekrarlanmalıdır. Üst ve alt çenedeki bütün dişlerin dış yüzeyleri böylece temizlenir. Sonra çiğneme alanları yine küçük dairesel hareketlerle en son dişin arka kısmı unutulmadan temizlenmelidir. Bunun için fırça yukarıya kaldırılır. Son olarak yüzeyler aynı dış yüzeylerde olduğu gibi dairesel titreşimli hareketlerle temizlenir. Ön diş yüzeylerinde diş fırçası yukarıya kaldırılır, titreşimle silme yapılır. Önemli olan hiçbir dış yüzeyinin unutulmamasıdır. Diş temizliğinin ne kadar başarılı olduğu en iyi olarak diş basının renklendirilmesiyle görülür. En iyisi diş doktoru veya uzman personel tarafından renklendirme işleminden sonra hangi kısımlarda problemleri mevcut olduğu belirlenmelidir. Anlatarak ve birlikte deneyerek bu bölgelerde nasıl daha iyi temizlik yapılacağı öğrenilir. Bas tekniğini ve iplik kullanımını öğrenebilmek için başlangıçta biraz sabıra ihtiyaç vardır. Ancak bu yöntemi öğrendikten ve sürekli uyguladıktan sonra dişleriniz ve diş etleriniz için en etkili ve en ucuz yöntem olduğunu göreceksiniz.